şehri kaymağıyla, çeşit çeşit balığıyla, körfeziyle meşhur bu meşhur. Balıkesir'deyim. Hadi Balıkesir'i hep birlikte gezelim. Çamlık Tepesi'nde birbirinden ihtişamlı Efe mi Efe, Zeybek mi Zeybek, Balıkesir'in Zeybekleri, Balıkesir Bengi oyununu izledik. 100 yıllık geleneği devam ettiren birbirinden kıymetli gençler yanımızda, harikaydınız. Yanınızda kendimi inanılmaz havalı hissediyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Bunun sebebini öğrenebilir miyim beyefendi? İsminiz? Melih. Melih, nasılsın ablacığım? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gerçekten öyle güzel bir duruşun var ki hani böyle güven veriyorsun ya. Zeybek demek bu mudur acaba? Balıkesir'i düşmandan korumak amaçlı, aynı zamanda oynanılan, kendi arasında motive amaçlı oynanan bir oyundur zaten aynı zamanda. Ya bravo, ne güzel anlattın. Şimdi oyunla birlikte buradaki o Zeybek'i de konuşacağız. Yanımızda hocamız da var. Biz daha detaylı bilgi almak için hocamızı böyle alalım. Merhabalar, isminiz? Hakan Altıntaş. Hakan Bey, Balıkesir Bengi'si ne demek? Benim için Bengi hemen bir hanım ismi uyandırıyor. Evet, Bengi. Genellikle hanımlarımıza, Türk kadınlarına verilen güzel bir isim. Hı-hı. Ancak Orta Asya'dan gelen bir kelime kökeni var. Bengi, hı-hı, sonsuzluk demek aslında. Bengi oyunu Balıkesir'e has, Balıkesir kültürünü en güzel şekilde yansıtan merkez ve ova köylerinde, merkezi manav dediğimiz toplu unsurların oynadığı erkek oyunudur. Açık havada, meydanda, daha eski dönemlerde davul zurna eşliğinde son 19. yüzyıldan itibaren Türkiye'ye klarnet girdiğinden beri davul klarnet eşliğinde, son dönemlerde davul trompet eşliğinde, kapalı alanda da pamukçulu yaşlılarımız ve gençlerimizin erfene vardır. Burada da darbuka ve zilli maşayla oynarlar ve sözlü oynarlar. Ne güzel. Balıkesir Kuvayi Milliye dönemin yaşadı. Evet. Bununla ilgili Balıkesir Zeybeği'nin gerçekliği nedir? Balıkesir'de Güneybatı Anadolu cephesinde biliyorsunuz Yörük Ali Efe'nin ve Demirci Mehmet Efe'nin çok büyük kahramanlıkları oldu. Bu bölgede de onlarla birlikte hareket eden, ortak payada danışmentli İsmail Efe'miz var. Hı hı. Ali Efe'miz var yine. Sındırgı'da Makbule Efe'miz var. Hı. Ulus Dağı civarında şehit olmuştu Yunanlara karşı yaptığı çatışmada. Yani bu böyle pek çok zeybeğimiz ve kadın kahramanlarımız da mevcut. Onların çok büyük mücadelesi oldu. Özellikle o Kuvayi Milliye ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nda düzenli orduya geçene kadar çok önemli bir tampon vazifesi gördüler. Ankara hükümeti kendine mücadeleye hazır hissedene kadar. Balıkesir zaten hani hem Ege hem Marmara, işte Yunan adalarının yakınlığı vesaire, böyle tam bir kilit noktadır. O yüzden de önemi de aslında önemli değil, evet, mi? Evet, şöyle bunun söylemek dokunumu gerekir. Balıkesir belki de Ege ve Marmara bölgesi içerisinde en çok etnik unsuru içerisinde barındıran bir il. Kepsut 20 ilçemiz arasında nüfus bazında o kadar da çok kalabalık bir ilçe olmamasına rağmen 12 tane farklı etnik unsuru barındırıyor. Aynen. İçerisinde Yörükler var, Manavlar var, Tatarlar var, Çerkezler var. Yani bunların hepsinin kendine ait köyleri var. Onun için her yerde her topluluğu görmek
görmek, her yerde her müziği yani. Görmek, her mümkün. Oyunu görmek mümkün. Peki yani, hocam sizden bir şey istirham edebilir miyiz? Tabii ki. Öğrencilerimize öğretiyorsunuz ama şöyle bir arkadaşlarla sizi de bir görsek, şöyle ufak bir performans görsek, şöyle bir heyecanlı olur mu acaba? Tabii ki. Bu oyunu hanımlar oynamaz dediniz. Ben de burada oynamaya çalışsam, öğrenmeye çalışsam ayıp olur mu? Özellikle halk oyunlarıyla uğraşan ve bu branşta antrenörlük yapan kadın eğitmenlerimiz de erkek oyunlarını oynayabiliyorlar. O zaman ben de size eşlik etmeye çalışayım. Bu arada gençlere de kültüre verdikleri önemden dolayı tebrik etmek istiyorum. 100 yıllık bir geleneği devam ettiriyorlar. O zaman haydi başlasın bakalım Bahar Kapı'da nasıl bir Balıkesir oynayacak mı denir. Balıkesir Bengisi oynayacak değil mi? Doğru telaffuz edelim. Buyurun o zaman gelsin. Balıkesir'e çok yakışıyor. Balıkesir'deyiz. Balıkesir deyince aklımıza zeytin gelir, zeytinyağı gelir, bal gelir ama 50 çeşit peynirini ilk kez duyuyorum. Yani bildiğiniz envai çeşit peynir var Balıkesir'de. Hatta Balıkesirliler peynirin kitabını yazmışlar. Daha ne diyeyim? Şu anda yanımızda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde gıda teknikeri İlknur Hanım var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle misafirperverliğiniz için, iki gündür bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi gelelim sadede. Teşekkür ederiz, evet. Buyurun. 50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabından esinlenerek sadece çeşitlerimizden birkaç tanesini buraya getirebildik maalesef ki. Hı hı. Hepsini burada sunamayacağımız için. Ödüllü olan, dünyada bronz madalya ödül almış olan Kirli Hanım peynirimiz var. Çok havalısınız hayatım. Ne ödülü ne ödülü? Bronz madalya ödül aldı. Bronz madalya. Evet. 4300 tane dünyada yer almış olan peynir çeşitlerinin içinden bronz madalya aldı. Yani üçüncülük olarak değerlendirilmiyor bu. Gold ve bronz madalya ödülleri oluyor. Bronz madalyayı hak edenler ödüle sahip olmuş oluyor. Yani peki üzerindeki şeyler ne? Nar ekşisi ve zeytinyağı ile sunumu ve tadı, damaktaki tadı çok hoş oluyor. Hı hı. Sade olarak da tüketilebiliyor. Efsane bir peynir. Pekala. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bu çok pahalıdır hayatım. Öyle mi? Güzel olan her şey pahalı bilemem yani. Sadece Gömeş'te bir üreticimiz tarafından üretiliyor. Şu anda ödül aldıktan sonra Balıkesir'in diğer üreticileri de teşvik amacıyla reçetesini alıyorlar ve peyniri üretmeye başladılar. Peki herkes reçeteyi doğru veriyor mu? Tabii ki tek bir üreticimiz var çünkü. Gömeş'te. Pekala. Şimdi Balıkesir'de neden 50 çeşit peynir var? Aslında en önemli soru bu. Ve neden peynir bu kadar önemli? Çünkü bizim sütümüz.
çok kaliteli. Özellikle hayvanlarımızın meralarda yayılması sonucunda tabii ki bundan elde edilen sütte kalite oranı yükseliyor. Hı-hı. Yağ oranı çok iyi peynir için. Koyun sütü mü, inek sütü mü? Yoksa karışıyor mu? Karışık olan var. Mesela Kirlihan'ın peyniri koyun sütü ağırlıklı bir peynirdir. Hı. Ama koyun sütü çok ağır olduğu için açıkçası biraz daha onu seyreltmek amacıyla inek sütüyle paçal edilip aynen karıştırılıp o şekilde peynir elde edildiği zaman yağ oranı çok yüksek oluyor zaten. O zaman işin aslında sonucunu şöyle bağlayabiliriz. Balıkesir iklim ve coğrafya olarak kesinlikle meraya çok uygun olduğu, hı-hı, için hayvanlar sağlıklı besleniyorlar, evet, ve böylelikle de onlardan, süt ürünlerinde onlardan zenginlik elde oluyor. Edilen ürünler de kaliteli oluyor. Peki buradaki peynirlerin çeşitlerini sayabilir miyiz, öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi bu pahalı peynirin adını öğrenelim. Kirlihan'ın peyniri. Kirlihan'ın peyniri. Kirli miymiş hanım? Hanım şimdi... kirli olur mu canım? Kirlihan'ın peynirinin aslında bir hikayesi var. Bu peynir hani Kirli Hanım olarak adlandırılıyor ama bu normalde 9 ay kadar salamurada bekletiliyor. Hmm. Normal bir ay kadar nemli bir havada dinlendiriliyor. Onun akabinde üstü ve altı fırınlanarak paketleniyor. Ha. O yüzden üzeri hafif böyle kirli gibi göründüğü için Kirlihan'ın peyniri. Anladım. Peki diğer çeşitleri de öğrenelim. Sepet çeşitlerimiz var. Sade sepet peyniri. Hmm. Biz onu çeşitlendiriyoruz. Biliyorsunuz bizim kekiğimiz, adaçayımız, hani diğer tıbbi aromatik bitkiler konusunda da çok iyiyiz. Çünkü geniş bir coğrafyaya ve floraya sahibiz. Bu salamura peynirlerimiz koyun ve inek. Saganaki çeşitlerimiz var. Saganaki mi? Saganaki peynirlerimiz var. Bu özellikle Yunanlılardan gelen peynirin konulan kabından dolayı ismi Saganaki peyniri. Tadına bakabilir miyim? Tabii merak ki. Ettim. Evet, siz dinliyorum. Kekikli, cevizli, kırmızı biberli, damla sakızlı. Biz onları çeşnilendiriyoruz. Peki bütün Balıkesirliler bunları biliyor mu? Artık biliyorlar. Çünkü biz yeteri kadar tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz, hı hı, her yerde peynirin çeşitlerinden bahsediyoruz. Bunlar birazcık daha endüstriyel üretim olarak geçiyor. Köylü, hı hı, olarak biz peynir kitabının çalışmasına başladığımızda yazarlarımız var bizim. Berin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber. Yazarlarımızla birlikte gezip 20 ilçede bu peynirlerimizi bulduk. Öyle mi? Tabii ki. Yaklaşık 2016 yılında bir çalışmaya başladık. 1,5 yıl teknik ekipte, yani teknik hazırlık süremiz oldu. Onun akabinde kitabımız basıldı. Harika. Ve dünyada best ödülü aldık. Bu mu? Evet, kitap. Peynir kitabımız. Tebrik ediyorum. 2019 yılında ve 2023 yılında da 25 yılın içindeki best of the best. Yani 25 yıl içinde seçilmiş olan best ödülü almış peynirler arasında en iyi ödülümüzü aldık. Gerçekten tebrik ediyorum. Bravo. Hatta Balıkesir'de de bir gastronomi etkinliği olmuştu. Emine Erdoğan hanımefendi gelmişti. Evet, evet, o da oldu. O zaman da zaten bu çeşitlerden ben az çok haberlerden hakimim. Evet, haberlere. O zaman da böyle şık bir masa hazırlamıştık. Evet. Şimdi Sayın Emine Erdoğan'a. Kendilerine de selam olsun. Hı. Eskiden İsviçre, Hollanda oralardaki peynirler çok önemliydi. Evet, kesinlikle. Özellikle oradan gelenler hep bu peynirleri ararlardı. Bence hiç aramaya gerek yok. Bence de. Onların da kendine özgü peynir çeşitlerin özelliği var mutlaka da. Ama bizim peynirlerimizde yağ oranı ve sütün kalitesinden dolayı bir kere Balıkesir olarak, evet, ve organik. Hayvanlarımız çünkü merada. Değil mi? Hayvancılık önemli. Kesinlikle. Balıkesir'de en önemlisi bu. İşin mutfağı hayvancılık devam ediyor. Hayvanlar yiyor, içiyor, geziyor. Mutlu mutlu, keyifli keyifli beslenince tabii böyle lezzetler ortaya çıkıyor. Buradaki diğer çeşitlerin ismi nedir? Mihaliç peynirimiz var. Savaştepe Mihaliç olarak geçiyor. Saganaki'nin altında. Evet, bunu duydum işte. Mihaliç. Evet. Mihaliç Bursa'ya bağlı bir ilçe olarak geçiyor. Hı hı. Ama bizde özellikle Savaştepe yöresinde Mihaliç peyniri üretiliyor. O da yine yağ oranı çok yüksek. Damak tadında hoş bir aroma bırakıyor. Tavsiye ediyoruz. Coğrafi işaretli bir peynir çeşitimizdir. Öyle mi? Tabii ki. Oo. Savaştepe Mihaliç peyniri olarak geçiyor. Ay çok güzelmiş gerçekten. Efsanedir. Kızartılır. Gerçekten. Normal, hellim gibi. Hellim gibi, aynen. Erime yapmaz. Hı hı.
Ay gözlerimi alamıyorum. İsti Çerkez peynirimiz var. Ha, bir de böyle bir şey var. Evet, İsti Çerkez. Keçi topak peynirimiz var. %100 keçi sütünden elde ediliyor. Saganaki'nin diğer çeşitleri çörek otlu, kırmızı biberli. Ve İvrindi kelle peynirimiz var ayrıca. Ha, bunu da duymuştum. İvrindi'nin kuzusu işaretli. Koyunu meşhur. Evet. Bir de kelle peynirimiz var. Bu da coğrafi işaretli bir üründür. Kelle. Amanını kelle. Şekli kelle şeklinde olduğu için. Siz hangisini daha çok seversiniz? İnanın peynir çok farklı bir damak tadı. Yani hani koyun ya da inek, keçi herkesin damak tadına hitap edebiliyor. Yumuşak sevenler var mesela tulum peyniri. Balıkesir tulum peynirinde de yağ oranı çok yüksektir. Damak tadı. Siz kesinlikle. En çok... Ben tulum peynirini çok seviyorum. Nihaliş de güzel ama ben onu çok beğendim. Nihaliş de çok güzel kesinlikle. Peki gelelim zeytine ve zeytinyağına. Sofralarımızın olmazsa olmazı. Sağlık açısından da çok önemli. Kesinlikle. Gerçekten ben zeytinyağsız asla yemek yapmıyorum. Kesinlikle. Zeytinyağımız çok özel. Özellikle Ayvalık tarafında, Körfez bölgesi ayrı. Bir de bizim Erdek tarafında üretilen zeytin ve zeytinyağı çeşitlerimiz var. İddialıyız zeytin ve zeytinyağı konusunda. Değil mi? Zeytinyağı var, zeytin var, peynirin envai çeşidi var gerçekten. 20 ilçemizde farklı zenginlikle karşılaşacaksınız. Gelen herkese hitap edecek bir şey var çünkü. Bir ürün var. Ne güzel anlattınız. O zaman buradan herkese Balıkesir'e davet edelim. Balıkesir'e bekliyoruz kesinlikle. Bu güzel hanımefendinin güler yüzü içinde gelin. Buranın insanları çok cana yakın. Çok teşekkür ederim. Sıcak kalın. Bir de yazın yaz turizmi de var tabii. Tabii. Termal turizmimiz ayrı. Yani o kadar aynı zengin şekilde. Bir memleket ki. Kışın. Körfez bölgesi, kışın ayrı. Özellikle pandemiden sonra Körfez bölgesine Ayvalık'a yerleşen ve Ayvalık'ta yani Körfez bölgesine özellikle nüfusunda patlama yarattı. Doğru, Akçay mı diyelim? Altınoluk, Ayvalık, Edremit, mu? Burhaniye, Havran, Gömeç saymakla bitmiyor. Say hayatım say. İlçelerin hepsine Susurluk var. Susurluk var hepsi. Başı çekiyor. Bigadiç, Dursunbey, Kepsut, Sındırgı. Buradan... 20 tane ilçemiz var. Marmara Adası. Allah'ım buradan güzel Gönen. Balıkesir'den tüm ülkemize selam olsun. Herkesi Balıkesir'e bekliyoruz. Mihaliş peyniri ve şampiyonası olan. Evet, bronz madalya almış bronz olan peynirimizin tadında bekliyoruz. Kirli Hanım peynirini yemeye bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.